İyi günler diliyorum. Bugün öğlenleyin de söylemiştim mi bir önceki videoda. Bugün çektiğim ikinci video. E, bunda ben Türk gelenekleri ile Orta Asya'dan Türklerin getirdiği gelenekler ile İslamiyet'in harmanlanarak bir harman yapılarak e, Anadolu'daki Türk Müslümanlarının nasıl ortaya çıktığını anlatmaya çalışacağım. Burada dikkat edin tırnak içerisinde Anadolu'daki Türk Müslümanlığı diyorum. Çünkü bizim Anadolu Müslümanlığımız sadece Atatürk döneminden gelme değildir. Anadolu Türk Müslümanlığı binli yıllardan bu tarafa yani Alparslan'ın Anadolu'ya geldiği günden bu tarafa kendine özgü Türklerin Müslümanlık anlayışı vardır. Bunun temelini, temelini diyorum kısmen Orta Asya Türk geleneklerinden oluşur temeli. Çünkü Orta Asya'da türbe geleneği vardır. Türbe yapma geleneği. Bunların bir kısmı tümül şeklindedir. Yığma tepe şeklinde bir kısmı gerçekten taştan türbe yapılır ve mezar okunur içine. Yani e, o gün Türk geleneklerine göre önemli sayılan üst insanlar o türbenin içine konulur. Oralar ziyaret yeri kabul edilir oralara gidip senenin belirli günlerinde şaman geleneklerine göre kurban kesilir, adak adanır, bez bağlanır, dilek tutulur. Ve ölünün ruhu için dua edilirmiş. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra bu gelenekleri aynen getirdiler. Yani bunlar aslında İslamiyet'in temelinde yok. Yani Kur'an'da türbe geleneği, mezar taşı yapma geleneği, Adak adama geleneği işte mezarda ya da türbede kurban kesme geleneği bez bağlama geleneği dilek tutma geleneği yok. Şeylerdeki Araplarda ya da İslamiyetin temelinde aslında mezar da yok. Çünkü bu belki de coğrafik yapıdan ileri geliyor. Yani adamlar mezar yapacak yer mi var ki yani çölün ortasında Çadırda yaşıyor işte. E, diyelim cenazesi var. Götürdü bir yere gömüyor. Ertesi gün cenazenin yerini de bulamıyor. Yani çölde kum fırtınası basıyor. Dolayısıyla şeylerde e, Araplarda mezar kor, korgan deniyor bunlara. Kurgan. Başlarına dikilen taşlara da balbal bal deniyor. Bu Asya geleneğidir. Yani mezar yapma ve başına taş dikme geleneği Bizim Türklerin Orta Asya'dan getirdiği bir gelenektir. Daha sonra bu Osmanlı'da gene önemli kişiler için saraydaki önemli kişiler için yapılmış. Anadolu'daki sıradan insanların mezarları yok. Onların çoğuna mezar yapmaya gerek bile duymamışlar. Belki demişler ki ya işte bırakın gömün gitsin. Öldüğü yerde falan. Bu gelenek Ortasya geleneği Türklerin ee, Orta Anadolu'da da devam etmiş. Bugün bizdeki o türbe geleneği adak adama geleneği türbelerde ve türbelere gidip kurban kesme geleneği şaman inancından ileri gelir. Şaman inancını yanlış söyledim ben. Göktürk inancından gelir. Şaman çünkü bir inanç değildir. Şamanizm şey ya da şaman o inancı ritüellerini yerine getiren görevliye deniyor şaman. Bazılarımız bunu yanlış şey diyoruz, telaffuz ediyoruz. Ben de biraz önce bir alışkanlıkla şaman inancı dedim. Öyle bir inanç yok. Şaman e, görevlinin adıdır. Bu oradaki ritüelleri yöneten şamandır. Mesela Türklerde Orta Asya Türklerinde bu tür ritüellerde, inançların yönetiminde, törenlerde o, o türbe ziyaretlerinde ve kurban kesilen adah yerlerinde müzik çalınırdı. İşte teftle, bir takım şeylerle falan e, müzikli dua ederlerdi. Bu müzikli dua edi şekli de bize Orta Asya'dan gelmiştir. Orta Asya'dan Türkler geldiğinde Anadolu'da gördükleri ilginç şeylerden bir tanesi de onlarda Asya'daki Türklerde Mezar taşı yapmak, korgan yapmak ya da e, işte korganların başına ölen kişilerin başlarına balbal bal dikmek mezar taşı dikmek ve oraya mezar taşına kim olduğunu bu dünyada ne iş yaptığını nasıl bir adam olduğunu yapma geleneğini gelmişler burada ortaolu da görmüşler. Yani şeyden önce de varmış bu. Bunun ben bir kısmı Hristiyanlıkla gelmiş o mağaralarda şeylerde işte kazılan bugün şey diyoruz ya yapılan o say kiliselerde taş kiliselerde bir takım resimlerle bunu resmetmişlerse de esas Orta Anadolu'da bin yıllardan, binli yıllardan önceki dönemlerde Hititler döneminde, Frigyalılar döneminde işte ondan önceki şeydeki dönemlerde falan geçmiş biz geç ilk Bizans dönemlerinde falan bunları görürüz. Mezar taşlarını, üstteki yazıların kime ait olduğunu. Bu Yunanlılarda vardır bu gelenek. Bu geleneğin üstüne biz Anadolu'da bir de musikiyi getirmişiz. O e, Göktürk inancında şamanların ritüelleriyle yaptığı müziği getirmişiz. Burada çok ilginç bir şey ya e, e, e söyleyeceğim şimdi. Kur'an'ın müzikle, ezanın müzikle okunması Türkler sayesindedir. Araplarda bu makamlar dök. Mesela sabah ezanı sabah makamında okunur. Ve kulağı iyi bir okuyan olursa kulağa da çok hoş gelir. Yani o, o uykudayken bile çoğu insan böyle işlenir. Şey der e, sanki kah uyuma ölüm yokusunda yatma der gibi gerçekten hissedersin onu sabah makamında okunursa ve okuyanın sesi çok güzelse bir de o ağır hoş makamda okunan ezan insanı bilmiyorum ben etkiler yani bir de Kur'an'da bazı ayetler vardır mesela Fatiha suresi Hicaz makamında okunur o da çok işli ve dokunaklıdır yani e, Hicaz şey ee, anlamını bilmesen bile sadece müzik insanı alır götürür senden. Bazı surelerde böyle bir okunuş şekli vardır ki insanları ruhu içinde bırakan oradaki müziktir zaten. Yani anlamını bil bilme. Yani böyle çok uzaktan bir ses duyarsın. Ee, i̇nsan ses gelmez sana ama böyle işten o kadar insanın damardan dokunur ki. Hem hani derler ya damardan lafı seni alır götürür kendinden. Kur'an'a o müziği veren de Türklerdir. Farabi ile başlamıştır bu. 800'lü yıllarda yani hemen İslamiyet'in kabulünden Türklerin o ilk dönem İslamiyet'i kabul ettikleri dönemde ki bu Alparslan'dan da öncedir. Alparslan'la Farabi arasında neredeyse 150 sene falan var. İşte birisi 800-850 Alparslan binli yılların komutanı. Daha Anadolu'ya geçmemiş bunlar. O zamanlar e, müzik başlamıştır. Farabi bir müzikle hastır. Piyanoyu falan da Farabi'nin matematik olarak piyanonun çalınmasını bulan da Farabi olduğu söylenir. Ben bu konuda yeterince emin olmadığım için emin olmadığım için herhangi bir iddiada bulunmuyorum. Ancak Türklerin Kur'an'a kattıklarını e, biliyorum. Hem müzikte e, hem de ee, diğer şekliyle İslamiyet'e kattıklarını da biliyorum. Anadolu Müslümanlığı, biz Anadolu İslamiyet'i demiyorum Çünkü İslamiyet bir kalıptır belirli yerlerde. E, herkes kendine uygun şekilde uygular onu. E, İslamiyet bir elbisenin adıysa diyelim, herkes kendi bedenine uygun kalıpta kullanabiliyor. Burada temsilde hatta olmasın. E, Türkler de İslamiyet'i Orta Asya'dan gelen gelenekle, gelenekleri, görenekleri, bilgileri doğrultusunda oradaki inançlarıyla harmanlamış, kullanmışlardır. Bugün Kur'an'da öyle ayetler var ki bunların bazıları Türklerin bedenine uymadığı için kullanmamışlar. Mesela çok şey olmadıkça çok azı dört evlilik yapmıştır bazıları. Ee, ama Türklerin ortasından gelme, tek eşlik e, o ayetlerde pek kabul görmemiştir. Mesela Türklerde çok kabul görmemiştir. Tek eşlik Anadolu'da e, devam etmiştir yine. Ha burada ya işte falan öyle mi, falan öyle, dört evlenmiştir falan. E, ufak tefek istisnalar genel kaideyi bozmaz derler. Yani dolayısıyla oradaki yüzlüğe bakacaksın sen. Bir iki kişi, üç beş kişi çıkabilir. %90 olarak Türkler çok e, tek eşliği kabul etmişse, o zaman orada da pek şey çıkmamıştır diyebiliriz. Mirasta da Türkler öyle iki oğlana bir kıza dememişlerdir. Yani ufak tefek tabi şeyler çıkmıştır. Yani biz e, kıza hiçbir şey vermiyoruz. Hepsi oğlanın falan diyenler çıkmıştır ama genelde e, eşit paylaşılmıştır. Türklerin vicdani adaleti ve inançlarının, bugünkü Orta Anadolu'daki e, hakim olan inançlarının çoğu Orta Asya kökenlidir. Yani Orta Asya'dan gelen Göktürk inançları, Göktanrı inançları kökenlidir. Bunu yabana atmamak lazım, Göktanrı inancını. Kur'an'a çok şeyler katmışlardır, bunu da yabana atmamak lazım. Dolayısıyla bazısı diyor ya yani Türkler olmasaydı e, İslamiyet bu kadar yayılamazdı diye. O bana biraz palavra geliyor. Çünkü İslamiyet esas Emevilerin komutan Muaviye döneminde yayılmıştır. Türkler Osmanlı döneminde işte Bulgaristan'a bilmem Yeni Sofya'ya bilmem Yunanistan'a, Mısır'a, Trablus'a gitmişlerse de oraya çok İslam kültürünü götürmemişler. Kendi kültürlerini de götürmüşler. Zaten Osmanlı'nın burada e, 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 konuyu değiştirmeyeyim ama çok götürecek dilleri de yoktu, kültürleri de yoktu. Türklerin vardı ama. Şimdi yeni bir tartışma konusu açmayalım. Osmanlı bir e, şeydi nasıl söyleyeyim? Kavimler topluluğuydu diyeyim. Hoş gelsin. Türkler de bunun içerisinde kurucu unsurdu ve belirli bir milletti. Osmanlı hadi milletler topluluğu diyelim. Türkler de içinde kurucu unsurlardan olan bir milletti. Dolayısıyla Türklerin e, kültürü sadece Anadolu'da kalmıştır. Çoğu yere gidememiştir ama e, Osmanlı'nın da götürecek kendine has bir kültürü yoktu. Ve aslında diyorlar ki işte Osmanlı yemekleri falan filan Onları inceleyin çoğunun altından Osmanlı yemeği falan çıkmaz. Onların altından da başka tabiiyetlere ait yemekler çıkar. Bugün gidin herhangi bir e, Rum meyhanesine diyelim. Onu Osmanlı yemeği diye tanıtırlar ama onun altından başka bir <laughs> millet, başka bir tabiiyet çıkar. Gidin İzmir'e, gidin Bodrum'a yemek diye tanıtırlar Osmanlı mutfağı falan diye. Başka bir tabiyet çıkar onun altından. Şeye de gitseniz bugün e, Maraş öbür tarafa geçin, orada da başka tabiyetlere ait yemekler çıkar. Genelde Araplara ait yemekler çıkar. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Bu arada eğer Türk e, Müslümanlığının temelinde yatan Anadolu gelenekleri ve e, Kurandaki musiki Türkler tarafından verildiği konusunda eğer benden farklı düşünüyorsanız orada yorumlar kısmı var. Dediğim gibi e, kurallara uymak kaydıyla yorumlara fikrinizi yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.